Şimdi kadınlar için cinsel arzu uyandıracak bir tarif geliyor. Türkiye'nin lokman hekimi Profesör Doktor Ahmet Maranki hocamdan. Buyurun. Çok önemli. Hep şikayet edilir. İşte taraflar bize gelen rahatsızlığıyla ilgili hocalarımızdan ben dinliyorum hep. İşte kadın isteksiz, erkek isteksiz sebepleri var. Tabii ki bu çağda yorgun kadınımız sokakta çalışıyor ediyor ama bunun başka sebebi olabilir mi? Var. Bir kere bir beden, uyku çok önemlidir bakın. Uyuyan kadınlarda bu isteksizlik had safhada. Uyuduğunuz zaman organlarınız kendisini kilitliyor bakın. Çalışmayan bir organ kendini kapatır. Eskimez kitaplarda bununla ilgili kayıt var bakın. Çok, çok uyuyan mı isteksizdir? Yani çok uyumak organı kapattığı için. O zaman bunlar çok bakın istekli. Eskiden hastanelerde. Sabah hıpraya geliyorlar. Seda Hanım hastanelerde. Çana gülüyor bana orada. Sabah altta kalkmıyoruz bu kız siz. Ha, ama için niyetleri çok önemli. Eskiden hastalar yatalak hastaların sırtına vururlardı ki böyle hafif hafif dokunurlardı. Niye? Hani hareket ediyor akciğer kendine gel bu adam daha ölmedi gibi. Bütün organlar da böyle. Mesela çocuk doğurmuyorlar bazen 7-8-9 sene sonra çocuğu olmuyor. Organ kendini kapatabiliyor. Eskimez kitaplarda bu kayıtlar var. Bunlar çok önemli. Bir de şu var, istek olması için ben formülü vereceğim ama müsaade ederseniz demin söyledik ya kadın kısırlığı, erkek kısırlığı bir açıklama istediler bizden. Ben anlatmıştım bir defa, gürbüz ve çocuklarınızın olması için, sağlıklı olması için bir olanın derdi var, olmayanın ne derdi. Olanın ki için bu şimdi. Evet, olanın bakın. Üç eskimez kitapta, Tabip İbn Şerif'in Yadigarında, İbn Sina'nın Fittül Tıbbında pek çok kitaplarda kayıt var bununla ilgili. Ben topladım size sunuyorum. Ola ki diyor biri niyet etsin, çocukları olsun. Şöyle ola diyor. Bakın bir diyor aşk ola, aşk. Aşk, sevgi ola yani. Bu olmadan bir kere çocuk yapmayı asla düşünmeyin. İsteksiz çocuk olmaz. Bize gelen çocuklara biz bakıyoruz bazen. Ama sağlıklı, bazıları sağlıklı. Bu niye oldu falan böyle diyoruz. Öbürü sağlıklı, kadın birden atlıyor lafa. Hocam diyor bu istemeden oldu diyor. Yani zorla gibi. Bakın, ya da şey hani kazayla. Gibi mi? Oldu. İstemeden yani istek yok. Aşk olacak, sevgi olacak, muhabbet olacak. Bakın diyor ki letafet olacak, incelik. Şimdi nerede? Nezaket olacak diyor. Uhuvvet olacak diyor eşler arasında. Hocam şimdi, milletin içi bak, geçti. Nerede ya. Diyor bak sanki ya nerede diyor yani. Bak öyle bakıyorlar. Yani nerede yani. Ne anlatıyor şimdi gibi? Bunların aşk yok, sevgi yok, letafet bunlar yok. Bunlar kendilerini dizilere verdiler hocam. Nezaket yok yani bunlar. Muhabbet yok o dizileri ama de. Aşkı dizilerde görüyorlar ancak. Ama aşk dizilerde var. Onların hepsi yalan yani hakikat ortada biziz hakikat. Evet. Artı bir de olmaması gereken acı olmayacak, dayak olmayacak, sopa olmayacak. Efendim horoz gibi olmayacak. Bakın horoz bunlar gibi de nasıl? Yani bunlar efendim horozu şöyle. Bakın bunlar hadistir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemli. Kadın erkek ilişkisi nasıl olmalı? Kur'an'da ayetler vardır bununla ilgili. İlişki diyor şöyle olmalı diyor. Sen onun tersini yaparsan şefkat tokatı yersin. Şimdi bunların hepsinde eskimez kitaplarda bir ayete bir hadise dayandırıyor meseleyi. Yani eşlerin ikisi de istekli olacak. Yani bu çok önemli. Hani horoz gibi olmayın. Bunda çok geniş. 3 sayfa tefsiri var bunun Seda Hanım. İzahı var yani. Hani bu çok ne yapsınlar çok mesela? Ne yapsın? Burada onu söylüyor. Bunlar olursa diyor doğan çocuk sağlıklı olur. Şimdi bakın çocuklarınıza ne kadar sağlıklı bunları yapmadığınızdan mı? Bir. İkincisi bir kadın isteksizse yine eskimez kitaplarda belki. İnanın ben 219 canlı yayın yaptım. İlk defa sizin programınızda bunu söylüyorum. Teşekkür ederim. Söyleyelim toplumumuz istifade etsin. İncir. Bakın Kur'an'da ve tin diyor. Tine and olsun ki diyor. Müthiş bir şey incir. Tamamen erkeklerin o günde okuduk ya bilim adamlarımız husyelere benziyordu. Yani çok önemli. Er bezine benziyor diyor. Kadınlar için de aynı şey geçerli. Onların da organlarına. İncir dikkat edin o şekliyle. Kuru incir mi yesin? Kuru incirin içine iğde
İde'nin o sarı çiçeği vardı. İde'yi de unuttunuz. Evet, unuttular maalesef. Ne kadar unutturdular efendim. Yani, şimdi herkes lüzumsuz abuk subuk tatlandırıcı şeyler yiyoruz. Evet hocam. İde. İde'nin lütfen bahar ayında o çekirdeğini toplayın, her yerde var. Alın onu bir incir, kuru incirin içine, en az 7 tane. O aynen kadın şeyi gibidir, organı gibidir. O evet. Çiçeği sapsarı böyle bakın şekliyle. Allah Celle Celaluhu her şeyi gösteriyor ama görene gösteriyor. Görene, bakana değil. Görmek isteyeceksin. Onu 7 tane incirin içine koyun. Her gün sabah öğle akşam yatmadan birer tane inciri yiyin. 7 gün içinde kendinize bir bakın, hayatınız değişecek. Enerji alacaksınız. Kesinlikle. Tabii yanlış anladım. Kesinlikle daha... çünkü neden? Hem incirden hem bakın eskiden çocuklar ne zaman çocuk doğurulurdu biliyor musunuz? Kadınların içgüdüsünün en yoğun olduğu ay rivayetlerde Mayıs ayıdır. Niye Nisan Mayıs? Çünkü İde o zaman çiçek açar. Bakın Nisan, Mayıs, Haziran'da ne kadar güzel kokar değil mi bu İdeler sokaklarda? Bu ayda doğan çocuklar gürbüz olur diye en az 10'a yakın eskimez kitapta kayıt var. Ama bunlar bugüne kadar hiç konuşulmadı. İlk defa Seda Sayan'ın programında hazır evet, açıklıyorum. Evet, çünkü bunu söyleyemeyen, frijit kadınlar diyoruz buna. Evet. Buna incirin soğuk, içine soğuk kadınlar. Cinsel soğukluk yaşayan kadınlar da var tabii, söyleyemiyor. Utanıyor değil mi? Evet. O zaman İdenin, ne yapacaksınız? İnciri içine açacaksınız. İdenin o toplayacaksınız baharda, Mayıs ayında, Haziran ayında. Belki aktarda bulurlar canım. Hayır, bulamazlar. Çünkü aktarlar şimdi öğrendi, hepsi artık bunu aramaya başlarlar. Ha, yani aktarlar size bize teşekkür ediyor. Duydular ya. Etsinler, şimdi o. Hemen telefon ilk derler, İdenin çiçeklerini toplayın. Çöpe atılırken belki kilosu 1 milyar falan olur yakında. Ya. Keçi boynuzunu bitirtirdim ben bu memlekette. Evet ama keçi şimdi, boynuzu önemli bir şey. Şimdi İde. İde'nin çiçeğini lütfen alın, incirin içine koyuyorsunuz. Her gün sabah öğle akşam yatarken birer tane incirin içinde 21 tane bu o gövdeyi kadın organına benzeyen yani çiçeklerde... Bir hafta kullanın bakın kendinizi daha enerji... Efendim ne zararı var? Şimdi birileri diyebilir ki hadi canım saçma bilimsel bir veri var mı? Efendim biz burada bilimsel veri anlatmıyoruz. Kainat eczanesinde size incirin faydalarını anlatıyoruz. Evet. İde unutulmuş olan İde'nin faydalarını anlatıyoruz. İde'nin yaprağını alıp lütfen çayını da için kurutulmuş olarak. Bunu da için, kirazın da çayını için yaprağını. Artık bu ülkede bundan sonra 5 yıl önce olmayan bir şey vardı. Bitkiler yoktu. Bitkilerin şimdi... çiçeklerini ve yapraklarını da kullandırıyoruz. Yarın köklerini de kullandıracağız. Ayurveda dediğimiz ilmin temelinde ağaç vardır bakın. Ağaç insandır. İnsan için lazım olan her şey bunun içindedir. Bu çok çok önemli. İşte bunu da ortaya koyarak hem kadınımızın hem erkeğimizin çok çünkü çocuk problemi çok fazla çok. Bugün. Çok. Yani bunu söylemek istiyorum. Tabii ki başka metotları uygulayabilirler ama ben size şunu söyleyeyim. Şimdi önümüzdeki hafta beden temizliğini size anlatacağız. Ruhsal bedensel arınma, 10 yaş gençleşme, parazitlerden nasıl kurtulacağız onu konuşacağız. Mesela biraz önce dedin ya hocam eskiler işte bir ay mesela et yiyorsa eti kesermiş. 40 gün. 40 riyazat gün. Evet yani et yemeyeceksiniz. Bunları yani, anlatacağız önümüzdeki hafta Allah'ın izniyle. 7 günde. Mart biliyorsunuz nedir? Nevruz'dur. Mart giriyor. Evet. Mart girdiğinde ne oluyor? Beden de değişiyor, tabiat da değişiyor. Nevruz yeni gün, yeni doğum. Yeniden doğmak isteyenlere bu 10 yaş gençleşmenin formülünü vereceğiz. İnşallah Seda Sayın'ım da kan payımıza götüreceğiz. Bir 10 yaş daha gençleştirip Türk milletine hizmetine sebep olacak inşallah. Ha,